Öncelikle merhaba. Adım Berk, soyadım Karadağ. 20 yaşıma gireceğim. Öncelikle merhabalar. Adım Cihan, soyadım Özgüneş. 18 yaşındayım. Merhaba, adım Hasan Can Mert. Merhaba, adım Nisa, soyadım Özkaya. 18 yaşındayım. Akademi liseyle arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Hani faydalı bir yer olduğunu söylediler ve bu yüzden burayı tercih ettim. Mezuna kaldım maalesef. İnşallah akademi liseyle, yani öğretmenlerimiz sayesinde daha iyi çalışıp üniversiteyi kazanacağım. Sadece ders çalışmak değil aslında. Yani akademi lise öyle bir yer ki, yani aynı zamanda ders çalışıyorsun. Bir yandan işte spor salonu var, gidiyorsun burada fitness'ini yapıyorsun, masa tenisi var. İşte kamplar düzenleniyor, PlayStation salonumuz var. Yani boş vaktimizde işte bu tür aktiviteler yaparak değerlendiriyoruz. Üniversite sınavına hazırlanıyorum şu an bir daha. Akademi lisesine arkadaşlarımın sayesinde katıldım. Onlar da buraya geliyorlardı. Ben de gelmek istedim. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Eğitimi çok güzel. Hocalarla aramız çok iyi. Arkadaş gibiyiz hocalarla. Bana üniversiteye hazırlanmamla ilgili çok iyi bir yer bence. Öğretmenler olsun, öğrenciler, arkadaşlar, ortam, spor salonumuz olsun. Çeşitli ebru sanatlarımız olsun. Güzel bir yer. Akademi liseye babam sayesinde tanıştım. Açıkçası gelmek istemiyordum. Meslek lisesinden mezun olduğum için pek sevmiyordum okul ortamı. Geldikten sonra sevmeye başladım derste bana yaklaşımları falan olsun. Çünkü hani görmediğim dersleri gördüm, ilgi duydum. Şimdi çıkmıyorum açıkçası yani. Okuldan sonra da aşağıda burada spor salonumuz var. PlayStation salonu var yukarıda. Akademi lisede şimdi ben 2 günde bir idman yapıyorum. Şimdi bir gün boşluğum olduğu için bir gün boşluğu buraya geliyorum, idman yapıyorum burada. Akademi liseye abim sayesinde vasıtasıyla başladım. Geçen sene o buraya geliyordu. Daha sonradan kazandı, gitti zaten, bu sene üniversite okuyor. Çok güzel yani, spor lisesinde okuduk. 4 sene genellikle spor ağırlıklı derslerimiz vardı. Çok bir ders göremiyorduk. Burada da ağırlıklı dersler görüyoruz. Baştan sıfırdan. Çok iyi yani. Eğitim ağırlıklı buraya geliyor. Spor hayatımın nasıl etkisi oldu? Şimdi ben zaten her gün antrenman yapıyorum düzenli olarak. Ama işte burada salon olduğu için geliyorum mesela ek olarak, yani çift idman yapıyorum. Sabah burada idman yapıyorum. Akşam gidiyorum takımlı idman yapıyorum. Yani ve hatta masa tenisi oynuyorum arkadaşlarımla. Birden fazla spor öğreniyorum. Başka bir sporlarda kendimi geliştiriyorum. Spor öğretmenleri geliyoruz. Beraber yüzmeye gidiyoruz. Bisiklet turları düzenliyoruz. Yani o anlamda güzel aktiviteler oluyor. Sadece futbol, evet, ben futbolcuyum ama diğer branşları da öğreniyorum aynı zamanda yani. Fitness olsun, masa tenisi olsun. Benim futbolcu kariyerim babam sayesinde başladım. İdman yurdunda başladım. İşte ondan sonra 5 yıl sonra Kocaelispor'a transfer oldum. İşte Kocaelispor 4. yılım. 2 yıl önce ben profesyonel oldum işte. 2. yılım profesyonellikte. Aynı zamanda 19'da da oynuyorum. Futbolculuk kariyerim 9 yaşında ilk önce yaz spor okullarına gidiyordum. Ondan sonra 11 yaşında filiz lisansımı çıkardım ilk. Yaz spor okullarında tabii o zaman küçüktüm. 9-10 yaşındaydım. Orada eğitiyorlardı top sürme, pas atma şey gibi şeyler. 11 yaşında futbol oynamaya başladım. Spor okulları benim futbolla ilgilenmeme önemli bir yerde bulundu. Güzeldi yani. İyi ki de gitmişim yani. Pişman da değilim. Şu anda A takımdayım. A takıma yükseldim. Bal ligine çıkmaya çalışıyoruz. Devam. İlk şampiyonluğumu 13 yaşında yaşadım. 16, 17, 18 yani 4 sene üst üste gene şampiyon olduk. Ben Petişehir'le başladım. Hiç böyle bizim şey yoktu, köydeydik biz. Böyle top falan gelmiyordu açıkçası. Petişehir'le oynuyor. En son Kocaeli'ye taşındık biz, Ulaştı'da. Ulaştı'da takım vardı. Onun sayesinde gittim, takımla başladım. Sonra Karamürsel'e taşındım. Karamürsel idman yurduyla 2-3 ay antrenman yaptım. Oradan Tepeköy diye bir takıma geçtim. Ona Hersek Spor'a geçtim oradan. Oynuyorum A takımla. Hocamız şans verdi süreci. Ortaokuldaydım, 5. sınıftaydım. Bir yaramaz bir çocukluğum vardı. Genelde sataşırdım öyle laf atanlara falan. Daha sonra sınıf öğretmenim tekvandoyu yazdıralım Nisa'ya dedi. Başladım. İlk önce 2014 senesinde Türkiye'de ikinci olarak uluslararası maça katıldım. İlk mi sporcum 2014 senesinde oldum. Daha sonra 2018'de Türkiye'de 3. oldum. Oradan tekrar uluslararası bir maça gittim. Spor yapsınlar. Spor yaptığın zaman yani bir şeyin oluyor, bir meşgul, yani meşgul olduğun bir konu oluyor. Bu sen ne yapıyorsun? Diğer kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsun. Hani iyi bir şey spor yapmak. Çocukların özverisi önemli bu işte ama yani belediyenin de katkıları sayesinde bu bir yere geliniyor çünkü yani. Destekliyorlar ki bir yere geliniyor yani. Ciğerlerim her yerim rahat yani. Spor yapıyorum, kafam rahat. Spor yapınca rahatlıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tabii sporculara önemli faydalar sağlıyor. Önemli çeşitli mekanlar sağlıyor yani. Spor yapın diye. Büyükşehir'le
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gitmelerini tavsiye ederim. Akademi lisesine gitmesini tavsiye ederim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yani sporcuların gerçekten destek veren, önemseyen bir belediye. Çünkü ben de kağıt spordaydım. Desteğini hiç esirgemedi. Her zaman en iyisini sundu bize. Bir veya iki sene kağıt spordaydım ben 2014 senesinde. Çok fazla katkısı oldu bana gerçekten de. Daha sonradan zaten Karamürsel'e geçtim.